Ben senin yanımda olduğunu bileyim. Seni affettim Vural da. Seni affettim Vural. Seni affettim. Seni affettim. Alo. Oğlum ne yapıyorsun? Hiç, çalışıyorum. Ne çalışması bu saatte? İnternetteyim anne. Borsadaki kağıtlarıma bakıyorum. Artmış mı bari? Bazıları iyi. Bakalım. Aman aman. Maşallah. Sesin çıkmıyor bu aralar. İyiyim anne, merak edecek bir şey yok. Ne zaman arasam sesin kötü geliyor ama. İyiyim diyorum anne. Neden inanmıyorsun? Tamam tamam. Terslenme hemen. Bak ne diyeceğim. Serdar aradı yine. Hiç işte. Ona ulaşamıyorum dedi. Aradığımı söyledin mi teyze dedi. Ne istiyor senden bu? Biraz açılsaydın. Teknenin kokusunu özledim. Sen dolaş, ben çok yorgunum. Eve gidip yatacağım. Bu kadar ısrarla aradığına göre bir derdi var oğlum. Aç konuş. Ya para isteyecektir yine. Tabii ki. İsterse de yok dersin. Ama aramamak olmaz. Arkadaşın o senin. Ayıp. Tamam, yarın ararım anne. İyi hadi o zaman. Çalışıyorsun madem, çok meşgul etmeyeyim seni. Hadi öpüyorum oğlum. Babama selam söyle. Söylerim. İyi geceler. Size de. Alo. Mustafa. Uyandırdım değil mi? Saat 3:20 geçiyor burada. Sen çok uzaklardasın galiba. Yok, döndüm. Bugün döndüm. Yani dün. Hoş geldin o zaman. Hayırdır? Bana Fatma Gül'ün telefonu lazım. Neden? Onunla konuşacaklarım var. Lütfen abisinin telefonu falan varsa verir misin? Onunla ne konuşacaksın? Ne oldu? Buralı Kerim'i öldürmedi. Ne? O suçsuz, o öldürmedi onu. Nereden biliyorsun? Çünkü o gece ben de oradaydım. Neredesin sen? Oteldeyim. Lütfen ona ulaşacağım, bir numara söyle bana. Tamam tamam, yanına geliyorum, bir dakika. Otelin adını söyle. Gelmene gerek yok, sen numarayı ver yeter. Otelin adını söyle dedim. Tamam, birazdan orada olacağım. Gelince konuşuruz, tamam mı? Tamam mı? Asu, ağlama bak. Tamam.
Sami haklı bence. Hiç bulaşma. Öyle mi diyorsun? Çok başın ağrır. Niye? Her kafadan bir ses çıkar. Niye orada olduğunu falan sorarlar. Senin ne ilgin var derler falan. Hem Kerim itiraf etmiş zaten. Nereden biliyorsun? Öyle duydum. İtiraf etmiş yani. Ben öldürdüm demiş, öyle mi? Benim bildiğim o. Hay Allah ya. Sami'nin dediği gibi benden sonra geri döndü demek ki. Herhalde. Hiç adam öldürecek birine benzemiyordu halbuki. Kaç tane katil tanıdın ki? İnsanların alnında da bu canidir, bu katildir diye yazsa keşke. İsteyerek öldürmemiştir belki. An meselesidir. Kafası bozulmuştur. Kontrolünü kaybetmiştir. Bir şey olmuştur belki. Kaza gibi. Olur ya. Herhalde. Fatma Gül'ü görüyor musun? Yok, hiç görmedim. Olay gecesi sen de oradaydın. Hı? Ildır'da yani. Küçük yer, olay hemen duyulmuştur. Haberi sen de orada aldın değil mi? Evet. Kerim'in tutuklanmasından da anında haberin olmuştur. Oldu tabii. Kerim! Mustafa! Mustafa! Uzak dur karından pislik herif! Karıma yaklaşırsan az seni öldürürüm. Bağırma, hadi yürü. Fatma Gül, dikkat et Öğretmen. Dikkat et. Tamam, sen beni merak etme. Kendine iyi bak. Abla Kadir abi, Fatma Gül'e iyi bakın. O size emanet. O size emanet. Daldın? Yok, öylesine. Aslında bu durum senin işine geldi, değil mi? Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Mahkemede Fatma Gül'ün lehine konuştun. Puan kazandın. Kerim'in içeride olması Fatma Gül'ün gönlünü yeniden kazanman için bir fırsat. Öyle mi diyorsun? Eğer dedikleri gibi Kerim itiraf etmediyse ben de ortaya çıkıp gördüklerimi söylerim ve Kerim kurtulur diye korkuyorsun. Sen yaz bakalım, yaz, devam et. Bunun için karışma diyorsun bana. Hayır, seni düşündüğüm için söylüyorum. Senin başının derde girmesini istemediğim için. Beni bu kadar düşünür müydün? Seni hep düşünüyorum. O gün duruşmada karşılaştığımızda ne kaybettiğimi anladım. Seni ne çok özledim bir bilsen. Yapma. Ne kadar değişmişsin. Çok güzeldin. Şimdi daha çok güzel olmuşsun. Saçlarımı kestirdim sadece. Değişiklik sadece saçta değil. Sen de. Bambaşka biri olmuşsun. Hacer olmuşsun. Ben Hacer'i çok sevdim. Avsu'dan çok daha sevdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.